Arkadaşlar merhaba. Bildiğimiz üzere her kedinin karakteri farklı. Bazı kediler aşırı sırnaşık ama bazıları yanımıza hiç yanaşmayabiliyorlar. Peki kendini sevdirmeyen kedi nasıl sevilir? Püf noktaları ve onu rahatsız etmeyecek şekilde bunu nasıl başarabiliriz? Videomuzda bundan bahsedeceğiz. Belki onlarca, belki de daha fazla kedi besleyen, büyüten ve şu anda da evinde 3 kedisi olan biri olarak kedileri çok sevsek de bazen onlar bu sevgimize karşılık vermeyebiliyorlar, kendilerini sevdirmeyebiliyorlar. Bunun birçok nedeni olabilir. Çözümü sunabilmek için bazı sorunları öncelikle tanımlayabilmemiz gerekiyor. Kendini sevdirmeyen bu kediler, yavru ya da yetişkin olsun, acaba sadece size mi kendilerini sevdirmiyorlar, yoksa herkese karşı mı bu şekilde davranıyorlar? Kedinizin daha önce insanlarla yaşadığı bir problemi var mı? Ona kötü mü davranıldı? Bu kısımları da bilmek önemli. Bu nedenle kedimizin güvenini kazanarak yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi en başta kedilerin sevilmekten hoşlanmadıkları yerlerden bahsedeceğiz ve daha sonrasında kendini sevdirmeyen kedi nasıl sevilir? Onunla alakalı 8 tane maddemiz var. Ondan bahsederek videomuzu tamamlamış olacağız. Hemen kedilerin sevilmekten hoşlanmadıkları yerlerle başlayalım. Kısaca söyleyecek olursak en başta kuyrukları diyebiliriz. İstisnalar olsa da kediler kuyruklarına dokunulmasından hoşlanmazlar. Zaten kendini sevdirmiyor. Bir de üzerine kuyruğuyla oynamaya kalkarsanız, oralara temasta bulunmaya kalkarsanız hepten sizden kaçacaktır. Dolayısıyla daha fazla güven kaybı yaşamış olacaksınız. İkinci olarak karınları, göbeklerini sevdirmekten hoşlanmıyorlar. Size alışık olmayan bir kedinin kesinlikle karnını, göbeğini sevmeye çalışmayın. Bu kısım biraz da gıdıklanmalarına da neden olabiliyor ve ani hareketle sizi tırmalayabiliyorlar. Üçüncü olarak patilerini, yani ayaklarını sevdirmekten hoşlanmazlar. Eğer size çok alışık bir kedi varsa belki bu durum farklı olabilir. Fakat bilmediğiniz bir kedi de ve sizden kaçan, uzaklaşan, kendini sevdirmeyen bir kedi de patilerine yaklaşıp sevmeniz daha fazla yine güven kaybı oluşturacaktır. Size aniden ısırabilir, tırmalayabilir ve sizden daha da uzaklaşır. Son olarak kediler ters yönlü sevilmekten de hoşlanmıyorlar. Yani tüylerini kabartacak şekilde aşağıdan yukarıya doğru sevmeye kalkmayın. Daha çok tepki verirler. Ama boyunlarından aşağı doğru severseniz hoşlanırlar. Öteki türlü kıllanıyorlar. Yani sırttan yukarı doğru sevilmekten hoşlanmıyorlar ama yukarıdan aşağıya doğru sevilmekten hoşlanırlar. Birazdan zaten nerelerinden sevilmekten hoşlandıklarını da daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Hemen kendini sevdirmeyen kedi nasıl sevilir? 8 tane maddemize başlayalım. Ama buna başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Öncelikle kedi evimize yeni geldiyse ona biraz zaman tanımamız gerekiyor ki ortama alışsın, güvenimizi kazansın. Eğer yeni gelen bir kediye veya ürkek, kendini sevdirmeyen sokak kedisi de olabilir, bir kediye hemen saldırır gibi seversek kaçar, ücra bir köşeye saklanır, uzun sürede ortaya çıkmaz ve onunla iletişim kurmamız daha bir zor hale gelir. Birinci maddemiz şu: uzakta bekleme yöntemi. Aslında az önce de biraz benzerini söyledik ama kendini sevdirmeyen ürkek bir kedi de ister yavru ister yetişkin olsun en önemli kısım burası, yani acele etmemek. Bir süre bekleyin, kedi uzaktan sizi izlesin. Taşıma çantasıyla geldiyse, korkmuş bir haldeyse de içinden siz çıkarmayın. Yani kapısını açın ve uzaktan izleyin. Bazen bu yarım saat sürebilir, bazen bir saat sürebilir. Bırakın ortama kendisi çıksın. Çünkü bizim en büyük yaptığımız yanlışlardan biri bu. Hemen yeni gelmiş kedi alelacele kucağımıza almaya çalışıyoruz ve onu hemen ortama çıkarmaya çalışıyoruz. Hemen ikinci maddemize geçelim. Bu da bununla paralel olduğu için kedinin sizi koklamasına izin verin. İlk yapacağı iş kedinin bir ortama girdiğinde ortamı koklamaktır. Ortamdaki eşyaları koklamaktır. Hatta taşıma çantasının üzerine eşyanızı koyarsanız sizin kokunuza daha çabuk da alışabilir. Kedinin kendini sevdirmesi için tabii ki öncelikle alışması gerekiyor. Bunun için de en başta ne dedik? Uzakta bekle, bırak taşıma çantasının içerisinden kendisi çıksın. İkincisi de kedinin sizi koklamasına izin verin. Üçüncüsü, ani hareketlerden kaçının. Yani ona yaklaşırken ani hareketler yapmayın ve bir anda yüksek ses çıkarmayın. Kediler de bu tarz hareketlerden korkuyorlar ve kaçıyorlar. Yine yanına yavaşça yaklaşın, çömelin, yani yukarıda durmayın, aynı seviyeye gelin onunla. Çünkü kediler aynı zamanda yükseklik şeyleri de vardır. Yani kendilerini daha yüksekte de görmek isterler. Göz göze izleyin ve daha sonra onu sevmeye başlayın. Tabii ki ilk iki maddeyi yaptıktan sonra üçüncü maddede hafif hafif ona yaklaşabilirsiniz.
Dördüncüsü, neresine dokunacağınızı iyi bilin. Az önce ne dedik? Dokunulması sıkıntılı olan yerler, hoşlanmadıkları yerler, oralara dokunmayacağız. Burada da nerelere dokunabileceğimizi iyi bilmemiz lazım. Kafasının üzerine hafifçe sevebilirsiniz. Kafalarının üzerinin sevilmesinden hoşlanırlar. Yavaşça kafa kısmından sırtlarına doğru sevebilirsiniz yine. Ve kediler en çok da çenelerin altından sevilmekten hoşlanırlar. Yani kedi gibi böyle boyunların altını sevebilirsiniz. Hafifçe sıkmadan, rahatsız etmeden. Zaten hoşlandıklarını da size sürtünmeye başlayarak veya hafif hafif mırıldanarak veya hafifçe gözlerini kapatarak uyumaya başlayabilirler. Bu şekilde de bu işten memnun olduklarını size gösterirler ve artık size daha fazla kendilerini sevdirebilirler. Kulaklarının üzerinde hafifçe sevebilirsiniz ama bazı kediler kulaklarının dokunulmasından pek hoşlanmıyorlar. Beşincisi, mama su yöntemi. Baktığınız gibi diğer yöntemler pek işe yaramadı ama şu var, tabii ki kedinizin karnı aç veya susuz olabilir ve kediler kendilerini kimin doyurduğunu da iyi bilirler. Onun göreceği şekilde mamasını ve suyunu siz koyun ve yakınına kapları yerleştirin ki size olan dostluğu biraz daha artsın. Altıncısı, kedilerin size temas etmesine izin verin. Kediler köpekler kadar yalama değiller ama kendilerini güvende hissetmek için de temas etmek isterler. Hatta bazen onları sevmediğinizde de vururlar. Benim başıma geliyor. Artık çok alıştılar gerçi. Yani kendini sevdirmek için gelir. Sevmezsen de patileriyle sana vururlar. Ya da ayaklarınıza sürtünürler. Vücudunuza sürtünürler. Bu durumlarda onları ittirmeyin. Eğer ittirirseniz artık size kendilerini sevdirmemeye başlarlar. Çünkü bir güvensizlik oluşur ve sizden kaçarlar. Dolayısıyla kedilerin size temas etmesine izin ver. Yedincisi, oyuncak yöntemi. Bu da çok işe yarayan bir yöntemlerden birisi. Müdanasız canlılar kediler, bildiğiniz üzere, ama harekette oyuncaklara da dayanamıyorlar. Kediler uygun oyuncaklarla onların ilgisini çekin ve size biraz daha yanaşmalarını sağlayın. Bu sayede kedinizi daha rahat sevebilirsiniz. 8. Zorlamayın. Her zaman olduğu gibi diğer maddeleri de belki kapsayan bir madde. Kendini sevdirmeyen kediye güven sağlamadan zorla onu sevmeye çalışmayın. Zorla kucağa alıp sevmeye kalktığınız kedinizin sadece size alışma süresini uzatmış olursunuz. Eğer ki kedi yavruysa belki çok sıkıntı olmaz ama yetişkin kedi de ciddi şekilde ısırma ve tırmalama problemleriyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir de şu var, bunu da madde olarak da söyleyebiliriz ya da ayrıca söyleyelim. Her kedi kucağa gelmekten hoşlanmayabilir. Kendini her kedi istediğiniz gibi sevdirmeye de bilir. Unutmayalım ki kediler istedikleri zaman da size zaten kendilerini sevdireceklerdir. Sadece bizim onlara birazcık zaman tanımamız gerekir. Ayrıca hiçbir şekilde onlara bağırmamak ve onları korkutmaya yönelik hareketler de yapmamamız gerekir. Arkadaşlar, genetik faktörler de var bununla alakalı. Kediler anne babalarının karakterine de benziyorlar. Özellikle babanın gen aktarımı daha yüksek. Eğer çok konuşkan, hareketli bir annenin, babanın çocuğuysa kediniz daha sosyal oluyor, daha fazla kendini sevdiriyor. Dolayısıyla bu da önemli bir faktör olarak son kısma söyleyebiliriz. Arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Kendini sevdirmeyen kedi nasıl sevilir konusunda söyleyeceklerim bunlar. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.